Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastacı kreması yapacağız. İki malzemelerimi sayıyorum. 2 su bardağı sütüm var. 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 adet yumurtanın sarısı, 1 yemek kaşığı da tereyağım var. Ayrıca şekerli vanilim var. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Tenceremi ben ıslattım. Şimdi arkadaşlar sütümü katıyorum. Tereyağı ve vanilya hariç bütün malzemelerimi katacağım. Bütün pastalarınızda, keklerinizi süslemede vesaire hepsinde kullanabilirsiniz bu pasta kremasını. Şimdi güzelce çırpıyorum. Şimdi arkadaşlar güzelce çırptıktan sonra orta ateşte ocağımın üzerine aldım. Karıştırarak, sürekli karıştırarak kaynatmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, kremam güzelce kaynadı, oldu. Şimdi içine 1 kaşık tereyağım vardı. Onu katıyorum. Soğumadan katmam gerekiyor. Şöyle bir pakette vanilim var. Bunu kattım. Bunu bu şekilde hemen karıştırıyorum. Pasta kremam soğuyana kadar böyle sürekli karıştırmam lazım ki kremam kabuk tutmasın. Bakın ne kadar güzel bir kıvamı var. Bunu dilerseniz kakao koymadan sade olarak da yapabilirsiniz. Ben soğuyana kadar sürekli böyle karıştıracağım. Kabuk tutmaması için. Enfes bir kıvamı oldu. Arkadaşlar pasta kremamız hazır. Sürekli çırpmam gerekiyor soğuturken. Onu söyleyeyim, tekrar hatırlatayım. Hatta çırpıcıyla, elektrikli çırpıcıyla çırparsanız daha güzel bir kıvam alıyor. Şöyle ben kıvamını göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle. Bakın çok güzel bir kıvamı var. Arkadaşlar tadına da baktım. Gerçekten çok güzel tadı var. Hepinize bu tarifi tavsiye ediyorum. Bütün keklerinizde, pastalarınızda, bütün süslemelerinizde kullanabilirsiniz. Hem iç harcı olarak, yani pastanın iç harcı olarak, hem de dış süslemesi olarak kullanabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.